معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. Bu bab Resulullah Efendimiz'in kavli şerifinin manasını beyan eder. Hangi kavli şerifi? Şehra idin, bayram, iki bayram ayı yahut bayram, burada tabir, bayram iki ay, bayramın iki ay. Yani iki bayramın iki ay demek. Bir Ramazan bayramı, bir de Kurban bayramı. La yenkusani, bu iki aylar noksan olmazlar. Ramazan, bir de hangisi? Zülhicce. Ramazan ve Zülhicce. Bunlar noksan olmazlar. Bu hadisi şerifin manası nedir? Noksan olmazlar. Ulema ihtilaf ediyor. Bazısı diyor ki yani Ramazan'da 30 gelir, Zülhicce'de 30 gelir. İkisi de 30 gelir. Bazıları da diyorlar ki hayır, bu böyle manası değildir. Birisi 30 gelir, birisi 29 gelir, yahut ikisi de 29 gelir. Yani fazilet itibariyle noksan değildir. 30 gelse Ramazan yahut da 29 gelse, o 29 gelen Ramazan ayı, 30 gelen Ramazan ayının faziletindedir. Yani bir gün noksan gelmekle fazileti noksan olmaz. Haddesena İbrahim ibn Merzuk ve Ali ibn Ma'bed. قال حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا حماد عن سالم بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه حضرته Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyorlar ki قال صلى الله عليه وسلم buyurdular شهر عيد iki bayram ayları لا ينقصان noksan olmazlar. Hangi o aylar? Hangi aylardır? Ramazan'ı, birisi Ramazan'dır ve Zülhicce, bir de Zülhicce ayıdır. Hadis-i şerif bu senedi sahih ile bunu nekletti. Yine ikinci senedi de getiriyor. Haddesena İbrahim ibn-i Mevzuk, kâle haddesena Osman ibn-i Umar ibn-i Faris, kâle haddesena Şube en Halid-i Hazza, en Abdirrahman ibn-i Ebi Bekra, en Ebihi, en Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Bu hadisi şerifi başka bir senetle İmam-ı Tahavi yine rivayet ediyor. Hazreti Ebu Bekir'den, o da Resulullah Efendimiz'den. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَفِي هَذَا الْحَدِيسِ Bu hadisi şerifte olucudur ki اَنَّ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ Bu iki ay, Ramazan ile Zilhicce'yi لَا يَنْقُسَانِ noksan olmazlar. فَتَكَلَّمَ النَّاسُ نَاسْ قُنُشْلِ fi mana zalik bu hadisin manasında nas konuştu, nas dedi yani ulema. Ulema konuştular, herkes kendi reyini beyan etti. Noksan olmazlar manası ne demek? Fekale kavmun cemaatin bir kısmı dediler ki la yenkusani noksan olmazlar ey la yetiştemi'u cem olmaz noksanuhuma bu hikaye noksanı fi amin vahidin bir senede. Bir senede Ramazan 29 gelsin, Zilhicce'de 29 gelsin, bu olmaz. Bir sene zarfında ikisi de 29 gelmez. Öyle dediler. Fakat yecûzü caiz olur ki en yengusa noksan ola hadûma birisi. Birisi noksan olabilir. Ramazan 29 gelirse Zilhicce 30 gelir. Zilhicce 29 olursa Ramazan 30 gelir. Böyle olur ama ikisi de 29 gelmez. Ulemanın bir kısmı böyle mana verdiler. Ve hâzâ kavlî. Bu bir kavuldur. Kad defa'ahu bunu def'etti, reddetti. Al-ayân. Ayân. Görmek. İçinde yaşamak meselesi bunu def'etti ki bu mana doğru değil. Leannâ kad vecednâhumâ. Biz Ramazan ve Zülhicce aylarını bulduk. Yenkusani noksan olur bulduk fi avamin birçok seneler. Birçok seneler Ramazan, Zilhicce ikisi de 29 geldiğini bulduk diyor. Gördük bu. Her sene olmaz yani bazı seneler bu olmuş. Bunu millet şahit olmuş, görmüşler. Öyleyse bu birinci tefsir doğru değil. İkisi de 29 olmaz manası doğru değil. Birisi 29 olursa öteki 30 olur. Olur ki ikisi de 29 olabilir.
Evet. Vakat yücme'u cem olunur. Zalik bu fi kulli vahidin minhuma. Bu ayların her ikisinde de bu noksanlık cem olabilir. Yani bazı senelerde Ramazan'da 29 gelir, Zilhicce'de 29 gelir. Olabilir. Fedefe'a zalike. Bunu def etti kavmun, bir kavim, bir takım ulema bihaza bununla. Yani şahide ayan, bizzat içinde yaşadıklarını ve gördükleri vaka ile bunu def ettiler ki bu tabir, bu tefsir doğru değil. Ve bir hadis-i nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem biz de Peygamber Efendimiz'in hadisiyle reddettiler. Ellezi öyle hadisi kad zekerna ve biz onu zikreyledik ve gayri hazel mevde. Bu mevzinin gayrisinde biz zikrettik ki ennehu kal sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular fi şehri Ramazan'ı, Ramazan ayında buyurdular ki sumu li ru'yetihi ve aftiru li ru'yetihi fe in gumme aleykum fe uddu selasin. Bir de bu hadis-i şerifle def ettiler. Yani bu birinci kavmin tefsiri doğru değildir dediler. Bu hadisin manası sumu li ru'yetihi. Siz ayı gördünüz mü oruç tutunuz. Yani Şaban bitti. Tamam oldu. 29. günü arayacağız. Şaban'ın 29. günü. Ayı gördük mü? Ha, Şaban 29'dur. Ertesi günü Ramazan'dır. Orucu tutacağız. Ve iftiru li ru'yetihi. Hayır. İftarda da Ramazan'ın 29. günü hilali arayacağız. Hilali gördükse tamam, Ramazan 29'umuş, iftar edeceğiz. Yok, görmedikse tamamlayacağız. Fe'in umme aleyküm, peki me'mum olursa, hava bulutlu olursa, görmek imkanı yoksa, bazı yerlerde var ki daima bulut olur herif. Baksana, faydası yok. Yahut toz olur, başka bir illet olur, böyle bir mani olursa fe'uddu, siz sayınız. Neyi? Şaban'ı ve Ramazan'ı. Ne sayınız? Selasini. 30 sayınız. 29. günü Şaban'ın baktık hava bulutlu. Görmek imkanı yok. Öyleyse Şaban'ı 30 sayarız. Ondan sonra Ramazan'a başlarız. Ramazan'ı da 29 tuttuk mu bakarız. Ayı göremedik yahut da havada illet var. Ramazan'ı 30 sayarız. İşte bu kaide-i ümumiye. Şimdi bu hadisi şerifle sabit oldu ki Ramazan bazen 29 gelir, bazen 30 gelir. Evet. Fakat öteki adamlar der ki Ramazan 29 sayarsansa Zilhicce'yi de 29 sayacaksan, Ramazan'ı 30 sayacaksan, onu da 30 sayacaksan, onlar o taraftan cevap verirler. Ve bir kavlihi, bir de bir kavli, Resulullah Efendimiz'in bir kavliyle birinci mezhebin sözlerini def ettiler ki inne şehre قَدْ يَكُونُ تِسْعَنْ وَعِشْرِينَ وَقَدْ يَكُونُ تَلَاتِينَ. Bu hadis-i şerifle def ettiler ki Resulullah Efendimiz buyurmuş ki اِنَّ الشَّهْرَ شَهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعَنْ وَعِشْرِينَ, bazen 29 olur وَقَدْ يَكُونُ تَلَاتِينَ, bazen de 30 olur. Fakat buna da cevap verirler onlar. Derler ki biz inkar etmiyoruz. Şehir dedin mi? Ramazan bazen 29 olur, bazen 30 olur. Bizim davamız burada değil. Ramazan 29 oldu mu Zilhicce'de 29 olur. Ramazan 30 oldu mu Zilhicce'de 30 olur. Dava burada ama sen getiriyorsun ki bir ay bazen 29 bazen 30 olur. Biz de öyle diyoruz. Sonra Peygamber Efendimiz ay meselesini, ay görürsünüz iftar edin, görürsünüz oruç tutun. Onu inkar etmiyoruz. Fakat biz demek istiyoruz ki onlar diyorlar. Zilhicce Ramazan'a tabi. Ramazan kaç gün gelmişse Zilhicce'de öyle gelir. Biz bu manayı veriyoruz. Fakat ona diyor ki siz bu manayı veriyorsunuz ama biz gözümüzle müşahede ettik ki birçok seneler birisi 29 geldi, birisi 30 geldi. Buna ne diyeceğiz? Eğer birisi 29 geldi, öteki de 29 gelmesi lazımsa onun da 30 gelmemesi lazım değil. Halbuki olmuş bu. O kuvvetli olabilir. O vakitte der ki belki siz rüyette hata ettiniz. Bunlar ona da öyle cevap verebilirler. Siz Ramazan'ı 29 saydınız ama belki o sene 30'u değil. Belki rüyeti yapamadınız. Yahut da Ramazan'ı 29 dediniz. Zilhicce'yi de 29
30 saydınız, belki orada galat ettiniz. Yani ikisinden birisinde galat etmek ihtimali de var. Hulâse ulema ikiye ayrılmış. Bir kısmı o manaya gitmiş, bir kısmı da bunu kabul etmemiş. فَأَخْبَرَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ haber verdi ki اَنَّ ذَٰلِكَ جَائِزٌ ف۪ي كُلِّ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُرِ ayların her birisinde 29-30 olmak ihtimali var. Yani buradan getirmek istiyor ki Ramazan 29 olursa ondan sonra gelen Şevval. Şevval da caiz ki o da 29 olsun, o da 30 olsun. Öyleyse Zilhicce de caiz ki 29 olsun, caiz ki 30 olsun. Öyleyse Muharrem de caiz ki 29 olsun, caiz ki 30 olsun. Her ayın böyle 12 ayda bir peşine 29 olmak ihtimalini getirirsekse bu da caiz değil. 2 ay bir peşine 29 gelebilir. Yahut 30 gelebilir. Fakat 3 ay bir peşine 29 gelemez. Bir peşine 30 gelemez. 3 ay bir olmaz bu. İlla biri 29, biri 30 olur ama bazen olur ki ikisi yan yana 29 olur, ikisi yan yana 30 olur. Fakat 3 tane olmaz. Ve zehebe aharun. Evet. Ve senezkürü zalik. Biz bunu zikrederiz. Bir isnadi ile fi mevdihi mevzuunda min kitabine hati inşallah. Yerinde geldi mi bu kitabımızda bunu bahsedeceğiz. Yani ayların bazıları 29, bazıları 30 olur. Ve zehebe aharun. Ulemanın bir kısmı zahip olduk. Gittiler. İlâ tashihi hâzi ilâ fâri kulliha. Bu hadislerin tesihine gittiler. Ve kâlu buyurdular ki emmâ kavluhu Resulullah Efendimiz'in kavli şerifi sûmû li rûyetihi ve affirû li rûyetihi. Ayı görün, oruç tutun, ayı görün, iftar edin. Bu kavli şerifi. Fe inneşşehre ay kad yekûnu 29, bazen 29 olur. Ve kad yekûnu 30, bazen 30 olur. Fe zâlike kulluhu, bunların hepsi kemâ kâle Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibidir. وَهُوَ مَوْجُودٌ bu da mevcuttur. فِي الشُّهُورِ كُلَّهَا ayların hepsinde mevcuttur. Yani caiz ki 29 olur, caiz ki 30 olur. وَاَمَّا قَوْلُهُ شَهْرَ عَيْدٍ لَا يَنْقُسَانِ رَمَزَانِ وَذُلْحِجَّ Ramazan ve Zilhicce bunlar bayram aylarıdır. Bunlar noksan olmazlar. Bu kavli şerifin manası فَلَيْسَ ذَٰلِكَ bu olmadı عِنْدَنَا bizim indimizde عَلَى نُقْسَانِ الْعَدَدِ adedin noksanına değil. Yani Ramazan 90 olursa Zilhicce'de 90 olur manasına değil. Ramazan 29 gelirse Zilhicce'de 29 gelir. Bu manaya değil. Velakinnehuma bu iki ay fihima bu adetlerde velakinnehuma lakin bunlar bu iki ay fihima fihimayı nereye rica etti? Lakinnehuma iki ay rica etti. Fihima yani şehra tesniye ya ay fihima Ramazan ile Zilhicce onları rica ediyor. Bu iki ay Ramazan ve Zilhicce de fihima bunlar da olucudur Ramazan ve Zilhicce. Ma bir şey olucudur ki leyse fi gayrihima mineşşuhur diğer ayların gayrisinde olmayan şeyler olucudur. Yani Ramazan'da bir fazilet var. Zilhicce'de bir fazilet var ki başka aylarda yoktur. Fi ehadihima birisinde orucudur. As-siyamu oruç. Ramazan'da oruç var. Ve fil ahari Zilhicce'de de var. El-haccu hac. Diğer aylarda bu faziletler yok. Bu faziletler bu iki aylarda var. Fe akhbarahum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ashabı haber verdi ki ennehuma Ramazan ile Zilhicce ayları la yenkusani noksan olmazlar. Yani sevap itibariyle noksan değildirler. Ve inkâna tis'en ve işşine 29 olsalar bile sevap itibariyle noksan değildirler. Ve huma şehrani kamilani bunlar sevapta kamil aylardır. Kâna selâsîne selâsîn ister 30 olsunlar. Ev tis'en ve işşine tis'en ve işşine isterse 29 olsunlar. Sevap itibariyle aynıdırlar. Yani bir gün bir sene Ramazan 30 geldi, bir gün fazla geldi. Ertesi sene de 29 geldi, 90 geldi.
İkisinin fazileti bir olmaz da o 30 gün olduğundan fazileti fazla olur. 29 olduğu sene biraz noksan olur. Yok, bu manaya değil. 29 olsa da o fazilet tamamdır. 30 olsa da o fazilet tamamdır. Birbirinden farkı yoktur. Resulullah Efendimiz bunu haber verdi. لِيُعْلَمَ بِذَٰلِكَ Bununla bilinsin ki اَنَّ الْاَحْكَامَ Hükümler fihime bu iki aylarda وَاِنْ كَانَا تِسْاً وَعِش۪ينَ تِسْاً وَعِش۪ينَ 29-29 olsalar bile mütekamiletün ahkam tekamül mütekamildir, tamamdır fihime bu iki aylarda غَيْرُ نَاقِسَةٍ nakıs değildir اَنْ حُكْمِهِمَا oraya da mim lazım bunların hükmünden اِذَا كَانَ تَلَاتِينَ تَلَاتِينَ 30 oldukları vakitte Cenab-ı Hak ne fazilet verecekse ne sevap verecekse 29 olduğu vakitte de aynı sevabı, aynı fazileti verecek. Bu manadadır. فَهَذَا وَجْهُ تَسْحِيحِ هَذِهِ الْاَسَرِ İşte bu eserlerin tasihinin veçi budur. اَلَّتُ اِلَى اَسَرْلِرْ تِذَكَرِنَا هَفِيَا دَلْ Bak bu babda şükürlüdür. وَاللّٰهُ عَلَامُ Hakikati Allah-u Teala bilir. Yani burada ulema iki kısmı ayrılmış. Bir kısmı öyle demiş, bir kısmı da öyle demiş. Fakat İmam-ı Tahavi ikinci kevli tasih ediyor. Yani Ramazan 29 gelirse Zilhicce caiz ki 29 gelir, caiz ki 30. Fakat hadisin manası bu iki şehre aidin la yenkusani Ramazan ve Zilhicce yani sevap itibariyle 30 olduğu vakitte Cenab-ı Hak ne kadar sevap verecekse 29 olduğu vakitte de yine o kadar sevabı verecek.